Termodinamik 3. hafta çalışma soruları cevapları. 7 tane farklı sorumuz var. İlk 4'ü su, son 3'ü ise soğutucu akışkan 134A için. 1. soruda bize verilenler saf maddenin su olduğu, 200 kPa basıncı ve 0.6 kuruluk derecesi olduğu. Kuruluk derecesi verildiğine göre bölgemiz doymuş sıvı buhar bölgesidir. Doyma noktalarına bakmak için tablo A5'i açıyoruz. Tablo A5 doymuş su basınç tablosu. X tümden 200 kPa'la gidiyoruz ve 200 kPa'nın karşısındaki değerler benim almam gereken değerler olduğunu gösteriyor. Ve benim için gerekli olan verileri buradan alıyorum. Öncelikli olarak doymuş sıvı ve doymuş buhar noktasındaki değerlerimizi yazıyoruz. Doymuş sıvı noktasındaki özgül hacmim 0.0061 m³ bölü kilogram. Doymuş sıvı noktasındaki iç enerjim ise 504.71 kJ bölü kilogram. Doymuş buhar noktasındaki değerlerim ise özgül hacmim 0.88578 m³ bölü kilogram. İç enerjim ise 2529.1 kJ bölü kilogram. Sıcaklığım ise doyma noktasında olduğu için doyma bölgesinin sıcaklığı olacak. 120.21 santigrat derece. Doymuş sıvı buhar bölgesindeki herhangi bir noktanın iç enerjisini, entalpisini ve özgül hacmini bulabilmek için kullanacağım kuruluk derecesi içeren formülümü yazacak olursam V eşittir V sıvı artı X çarpı V buhar eksi V sıvı. Verilenleri yerine yazdığım zaman doymuş sıvı buhar noktasındaki belirtilen noktadaki özgül hacmim 0.5319 m³ bölü kilogram olarak hesaplarım. Aynı denklemi iç enerji için yazacak olursam U eşittir U sıvı artı X çarpı U buhar eksi U sıvı. Verilenleri yerine yazdığım zaman belirtilen noktadaki iç enerjimin ise 1719.26 kJ bölü kilogram olduğunu hesaplamış olurum. Verilenleri tabloda yerine yazacak olursam sıcaklığım 120.21 santigrat derece, özgül hacmim 0.5319 m³ bölü kilogram, iç enerjim 1719.26 kJ bölü kilogram, faz açıklamam kısmına ise doymuş sıvı buhar karışımı olarak yazmam gerekiyor. İkinci soruda verilenlere bakacak olursak, saf maddenin su olduğu verilmiş, sıcaklığım 75 santigrat derece, basıncım ise 500 kilopaskal olarak verilmiş. Öncelikli olarak T ve U veya H diyagramımı çiziyorum. Sabit basınç eğrimi de bu diyagram üzerinde gösteriyorum, 500 kilopaskallık eğrimi. Bana basınç değeri verildiği için tablo A5'i açıyorum. Doymuş sıvı basınç tablosu. X tünde 500 kilopaskala karşılık gelen yeri buluyorum. Daha sonra buradaki doyma sıcaklığımı işaretliyorum. 151.83. Bulduğum bu değeri TU diyagramında yerine yazıyorum. 151.83 santigrat derece. Benim doymuş sıvıyla doymuş buhar bölgesindeki hattımda sabit sıcaklık ve sabit basınçta hareket ettiğini biliyorum. Bana verilen değer 75 santigrat derece. 75 santigrat dereceyi de bize verilen değerin sıkıştırılmış sıvı bölgesinde olduğunu bulmuş olduk. Sıkıştırılmış sıvı tablosuna gitmemiz gerekiyor. Ama tabloda 5 megapaskalda değerlerin başladığını bildiğimiz için sıcaklığa karşılık gelen noktadaki doymuş sıvı değerleri kabul edeceğimizi biliyoruz. O yüzden sıcaklık tablomuzu açmamız gerekiyor. Tablo A4. Burada 75 santigrat dereceye ulaştıktan sonra karşılık gelen doymuş sıvıdaki özgül hacim ve iç enerji değerlerimi sıkıştırılmış sıvı bölgesindeki değerlerim olarak kabul edebiliyorum. Tablo A4'te bulduğum değerleri bana verilen soru tablosunu işleyecek olursam özgül hacmim 0.0026 m³ bölü kilogram, iç enerjim 313.99 kJ bölü kilogram, kuruluk derecesinden
Bahsedemiyoruz çünkü fazımız sıkıştırılmış sıvı. Üçüncü soruda saf maddemiz yine su olarak verilmiş. 500 santigrat derecede 0,14 metreküp bölü kilogramlık bir özgül hacimden bahsedilmiş. Bize sıcaklık verildiği için öncelikli olarak tablo A4'ü açıyoruz. Tablo A4'te göreceğimiz üzere kritik sıcaklık değerimiz 373,95 santigrat derece. Bize verilen değer bu sıcaklık değerinin çok üzerinde olduğu için biz direkt olarak kızgın buhar tablosuna gidebileceğimizi biliyoruz. Kızgın buhar olduğunu anladım. Şu anda tablo A6'ya gideceğim. A6'da farklı basınç değerleri için küçük tablolar vardı. Bu tablolar içerisinde 500 santigrat derece 0,14 metreküp bölü kilogram olan değeri aramaya başlıyorum. Her bir küçük tabloya baktığımda 2,5 megapascal tablosunda benim değerlerimin olduğunu görüyorum. 500 santigrat derece ve yaklaşık olarak 0,14 metreküp bölü kilogram. O zaman benim basıncımı 2,5 megapascal olduğunu söyleyebilirim. Yine aynı noktadaki iç enerjimde 3112,8 olduğunu görüyorum. Verilenleri tablomu işleyecek olursam 2500 kilopascal basınç, 3112,8 kilojül bölü kilogram iç enerjisi. Bu durumda yine kuruluk derecesinden bahsedemiyoruz çünkü fazımız kızgın su buharı. Dördüncü soruda saf madde su olarak verilmiş. Bize basıncının 550 kilopascal olduğu ve faz açıklamasında da doymuş sıvı olduğu belirtilmiş. Basınç değeri verildiği için biz direkt olarak su özelliklerini barındıran tablo A5'e gidiyoruz. Doymuş su basınç tablosuna. Bize verilen basınç değerini bulaştığımızda 550 kilopaskala karşılık gelen değerler benim doyma değerlerim olduğunu göstermiş oluyor. Benim doyma sıcaklığım bu noktadaki sıcaklığıma eşit. Doymuş sıvı noktasındaki özgül hacmim ve doymuş sıvı noktasındaki iç enerjim benim aradığım değerler olduğunu görmüş oluyorum. Verilen değerleri tabloda işleyecek olursak sıcaklığımın 155,46 santigrat derece, özgül hacmimin 0,00197 metreküp bölü kilogram, iç enerjimin 655,16 kilojül bölü kilogram olduğunu görüyorum. Doymuş sıvı faz açıklaması olduğu için kuruluk derecemin de 0 olacağını rahat bir şekilde yazabilirim. Beşinci soruda saf maddemiz soğutucu akışkan 134A olarak verilmiş. Sıcaklığımız 20 santigrat derece, iç enerjimiz ise 95 kilojül bölü kilogram olarak ifade edilmiş. Bizden yine basıncımızı, özgül hacmimizi, kuruluk derecesi varsa ve faz açıklamamızı istiyor. Öncelikli olarak TU diyagramımızı çizeriz. 20 santigrat derece doyma noktasını da bu diyagram üzerinde gösteririz. Daha sonra tablo A11'i açtığımızda doymuş soğutucu akışkan 134A sıcaklık tablosunda bize sıcaklığa karşılık gelen değerler veriliyor. 20 santigrat dereceyi tablomuzda buluruz. 20 santigrat dereceye karşılık gelen doymuş sıvının iç enerjisi ve doymuş sıvı buharın iç enerjisine ulaşırız. 78,86 241,08. Bize verilen 95 kilojül bölü kilogramlık iç enerjinin bu aralıkta olduğunu hepimiz görüyoruz. O zaman benim basıncım direkt doyma basıncı olarak söyleyebilirim. 572,08. Tablo A11'de bulduğum doymuş sıvının iç enerjisiyle doymuş buharın iç enerjisini diyagramımı işleyecek olursam eğer 78,86 kilojül bölü kilogramlık iç enerji doymuş sıvı noktasındaki değerim, 241,02 kilojül bölü kilogramlık değerim ise doymuş buhar noktasındaki değerim olduğunu söylemiştim. Ve bizim bölgemizin ise doymuş sıvı buhar
karışım noktasında olduğunu zaten tabloya bakarken görmüştük. Tablodaki bulduğumuz değerleri sırasıyla yazmaya başlayabiliriz. Basıncım, dönme basıncına eşit olacak. Çünkü bize verilen değerler belirtilen noktanın dönmüş sıvı buhar bölgesinde olduğunu gösteriyordu. Bu nedenle basıncım 572.07 kilopaskal olduğunu görüyorum. Kuruluk derecemi ise belirtilen herhangi bir noktadaki iç enerjiyi hesaplamak için kullandığım formülden çekebilirim. U eşittir U sıvı artı X çarpı U buhar eksi U sıvıdan X kuruluk derecesini çekecek olursam X eşittir U eksi U sıvı bölü U buhar eksi U sıvı. Bana verilenleri yerine yazdığım zaman kuruluk derecemi 0.1 olarak hesaplarım. Tablo A4'ten 20 santigrat dereceye karşılık gelen doymuş sıvının ve doymuş buharın iç enerji değerlerini bulurum. Doymuş sıvının iç enerjisi 0.008161 metreküp bölü kilogram, doymuş buharın iç enerjisi ise 0.035969 metreküp bölü kilogram. Bu değerleri belirtilen noktadaki özgül hacmi bulma denkleminde yerine yazacak olursam eğer sonucum 0.0433 metreküp bölü kilogram olarak bulmuş olurum. Verilenleri tablomda işleyecek olursam basıncım 572.07, özgül hacmim 0.0433, kuruluk derecem 0.1, faz açıklamasına ise doymuş sıvı buhar karışımı yazabilirim. Altıncı sorumuz, saf madde soğutucu akışkan 134A olarak verilmiş. Bize basıncımız 180 kilopaskal verilmiş ve doymuş buhar bölgesinde olduğu ifade edilmiş. Doğrudan biz doymuş soğutucu akışkan 134A basınç tablosuna gideriz, tablo A12. 180 dereceye karşılık gelen değerlerim benim doyma değerlerim olacak. Çünkü bana faz açıklamasında doymuş buhar ifadesinde bulunulmuş. Bu noktada benim sıcaklığım -12.73 santigrat derece, özgül hacmim doymuş buharın özgül hacmine eşit olacağı için 0.11041 metreküp bölü kilogram, iç enerjim doymuş buharın iç enerjisine eşit olacağı için 222.99 kilojül bölü kilogram olacaktır. Doymuş buhar ifadesi olduğu için kuruluk derecemin ise 1 olacağını rahatlıkla yazabilirim. Bu soruda verilenlere baktığımızda yine soğutucu akışkan 134A verildiğini görüyoruz. Sıcaklığımızın 80 santigrat derece, basıncımızın ise 600 kilopaskal olduğu görülmektedir. Öncelikli olarak basınç tablomuzdaki sıcaklığı görmek istiyoruz. Soğutucu akışkan verildiği için tablo A12'ye gidiyoruz. Ve TU diyagramımızda sabit basınç eğrisini gösteriyoruz 600 kilopaskal basınç olarak. Tablo A12'mizde 600 kilopaskala karşılık gelen doyma sıcaklığının 21.55 olduğunu gördük. TU diyagramımızda bunu işlersek eğer 21.55 santigrat derece doyma hattımızda göstermiş oluruz. Soruda bize 80 santigrat derece verilmiş. TU diyagramımızda 80 santigrat dereceyi yerleştirecek olursak kesiştiği noktanın kızgın buhar noktasında olduğunu hepimiz görüyoruz. Belirtilen noktadaki eksik değerleri bulabilmek için kızgın buhar tablosuna gitmem gerektiğini görüyorum. Bunun için kızgın soğutucu akışkan 134A tablo A13'ü açıyorum. Tablo A13'te birbirinden bağımsız farklı basınçlar için küçük tablolar var. Bu tablolar içerisinde 600 kilopaskal yani 0.6 megapaskala gidiyorum. Bu tablo grubunda sıcaklık 80 santigrat dereceyi bulduğum zaman 80 santigrat dereceye karşılık gelen özgül hacim, iç enerji değerleri benim değerlerim olduğunu biliyorum. Sırasıyla bunları yazacak olursam 0.044710 metreküp bölü kilogram, 292.73 kilojül bölü kilogram benim eksik olan özgül hacim ve iç enerji değerlerim olduğunu görüyorum.
Kızgın buhardan bahsettiğim için kuruluk derecemin olmadığını ve faz açıklamasına ise kızgın buhar yazmamın yeterli olduğunu görüyorsunuz.